Merhaba arkadaşlar. Bir süredir kitaplar hakkında konuşmadığımızı fark ettim ve Mehmet Rauf'un Böğürtlen'ini kaptığım gibi karşınıza çıktım. Mehmet Rauf Böğürtlen'i 1926 yılında yazmıştır. Aslında yayımlanma tarihi 1926. Yazmaya başladığı tarihi zannediyorum ki 1925. Yani bir yıllık bir süreci var bu kitabın. Bu kitap realizmin etkisinde yazılmış olan bir kitap. Zaten Mehmet Rauf'un bütün eserlerinde realizmin ve naturalizmin etkisini görürsünüz. Ana karakterler Pertev ve Müjgan. Müjgan biraz daha içine kapanık, depresif bir ruh halinde, ulaşılması zor bir kadın. Pertev ise Müjgan'ın aşkıyla yanan, Müjgan'ı ikna etmeye çalışan, aşkına inandırmaya çalışan genç bir adam. Pertev Müjgan'ı ulaşılması zor olan, o dikenli dallarından ulaşılması zor olan böğürtlen meyvesine benzetiyor. Müjgan'sa biraz daha farklı kuzenlerinden, etrafındaki kızlardan ve onu bir erkeğin hakkıyla sevebileceğine, kalben çıkarsız sevebileceğine inanmadığı için Pertev'e şans vermek istemiyor. Sonunda ne oluyor? Son sayfasında tüylerim diken diken olmuştu. Sonunu siz okuyun ya da dinleyebilirsiniz. Ben seslendirdim. Yine aşağıya linkini bırakacağım. Zaten büyük ihtimalle bu sayfada olacak. Bakarsınız Mehmet Rauf'un Böğürtlen'ine. Size kitaptan bir paragraf okumak istiyorum. Benim çok sevdiğim, çok beğendiğim bir paragraf. Özen gösterilerek yetiştirilen çiçekler ve yemişler vardır. Sonra köşede, bucakta, çitlerin arasında kendi kendilerine yetişmiş çiçeklerle yemişler de vardır. İnsan o özen gösterilen örneklere elbette hayran olur. Ama doğanın bağış ve özeniyle kıyıda yetişeni de yakından incelersek ne derin güzellikler buluruz. Kimi zaman bir çayır ucunda öyle bir yemişe rastlarsınız ki hayran olmamak elde değil. Örneğin böğürtlen. İşte Müjgan erişilmesi en zor ama en derin güzelliğe ve olan dışı tada sahip en özel böğürtlen. Daha güzel anlatılamazdı herhalde. Mehmet Rauf zaten biliyorsunuz tam bir aşk adamıymış. Yani bütün eserlerinde tema olarak aşkı kullanmış. Hepsi birbirinden güzel. Değeri bilinmemiş. Böyle önemli sanatçıların değeri hayattayken bilinmiyor. Fakirlik içinde vefat etmiş. Bu fakirliğine biraz da bir zambak hikayesini yazması sebep olmuş olabilir tabii. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.